biraz tavam kızsın. Bu şekilde şerit halinde kestirirseniz etiniz çok daha kolay pişer. Ben şunlara hafifçe biraz tuz, biraz karabiber koyacağım. Her iki tarafı için de yapıyorum bunu. Şimdi etimi kızartmadan önce ben biraz susam yağı eklemek istiyorum. Yaklaşık böyle 1-2 yemek kaşığı kadar. Biraz da zeytinyağı koyacağım. Havuçla işe başlayacağım. Bir tane havucumu soyacağım. Ben yağımı tekrar kontrol edeceğim. Sanırım oldu. Bunları güzelce burada mühürleyeceğim. Orada da hemen aynı tavada bütün sebzelerim sotelenecek. Bunları olabildiğince küçük doğrayın. Benim sebze suyum kaynadı, hazır. Ben aynı anda pişmelerini istiyorum. O yüzden onu biraz bekleteceğim. Çünkü yaklaşık 7-8 dakikada pişeceği için nodullar. İlk bunlar girecek tavaya. Şu şekilde hazır. Bir. Şimdi ikinci. Bir tane kabak koyacağım. Böyle nar gibi kızarsınlar. Onları en son bütün her şey piştiği zaman içine son bir kere atacağız. Böyle güzelce karıştıracağız. Bütün aromaların bu şekilde birbirine geçmesini sağlayacağız. Ve tabii ki en son afiyetle yiyeceğiz. Hemen biberimle devam ediyorum. Bunları biraz daha irice doğrayalım. Etlerim pişti. Şimdi sebzeler gitmeye başlıyor içine. Hemen atalım. Hafif de altını kısalım. Şöyle doğramaya başlayalım. Şimdi bunlar hazır. Ben hemen bu esnada kabağa koyacağım. Hemen arkasına mantarları atacağım. Böylelikle mantarın suyundan hepsi faydalanmış olacak. Bunları şöyle şeritler halinde doğruyorum. Hemen tavaya gönderiyorum. Şimdi artık altını açabilirim. Burada biraz tuz ve karabiber koyacağım. Yalnız bu aşamada tuzu çok fazla koymayın. Çünkü soya sosu kullanacağız, yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar. Şimdi birazcık da taze soğan koyacağım. Hemen taze soğanlarımı ekleyeceğim. Bunu da koyduk. Şimdi bu aşamada sarımsaklarımı da ekleyeceğim. Bunlar da hazır. Şimdi suyum da kaynadı. Hemen şuradan nodullarımı alacağım. Şu şekilde içine atıyorum. Şöyle karabiberimiz, tuzumuz. Hadi o zaman kırmızıları da bir an önce içine atalım. Bir yandan da noodle'ımı karıştırmak istiyorum. Şimdi soya sosumu ekleyeceğim. Önce yarısını koyun. Şöyle güzelce bir karıştırın. Şuradan şöyle yavaş yavaş, hani tada tada sos oranını arttırın. Bir kaşık unumuzu da koyalım. Şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı unu koydum. Bu sosun böyle bir tık daha, çok fazla değil, bir tık daha böyle kalın olmasını sağlayacak. Ben şöyle kocaman bir kepçeyle. Evet. Bir yandan da karıştıracağım. Etlerimi de içine yerleştiriyorum. Bu şekilde kaynasın. Ben hemen noodle'larımı süzmek istiyorum. Noodle'larım pişti. Duble, hani derler ya, duble şekilde. Her yerinden dolduracağım. Gerçekten çok heyecanlı. Hemen etlerimizi üzerine koyacağız.